test ettim işte bunu süper ettim tamam yoksa birader şunlar gibi almak zorundasın altını. Hı. Bu da birader 4000 5000 lira bir şeyler tutuyordu. Hı. 4000 5000 değil de 500 lira 1000 lira bile tutuyor. Tutmaz mı ya? Şimdi hesap altın. İstanbul'dan mı geliyor? İnternetten geldim. Zaten ya bunu da var. Da. 99'unu bulamadım. 95. Baktım bir de içlerinde ne var? Altını değer düşürmek için ne yapıyorlar? Yani bu altın suyu. Collodial. Collodial altın Angostrom suyu. Angostrom değil bak. Collodial altın suyu. Kimler kullanmış abi bu zamanında? Bunu zamanında Hazreti Musa'dan başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen kudret helvası denildiği söyleniyor bu nevi. Mısırlılar kullanmış. Eski birçok kavimler kullanmış bunu. Mısır firavunları kullanıyor. Yani gençlik iksiri olarak da kullanıyor. Birçok hastalarda kullanıyor. Ama üçüncü gözü açma, etkiz bezini çalıştırma, ruhsal psikolojik sorunlarda. Birçok eklem ağrılarında, ondan sonra beyin nöronları arasında bu sayede bilgi alışverişi, hatırlama, IQ, 3 ay kullanımda %20 IQ artışı testlerle bu sonuç veriyor. Elektriksel iletişimi hızlandırıyor. 10 dakika önce şey, ya saat kaç? Kaç dakika olmuştu? 10 dakika. Bir de hiçbir şey koymadan yapmayı düşünüyorum. Hiçbir şey, sağ olsun. Ne olacak bakalım? Sadece iletim azalacak. Ne olur? Yavaş yavaş çözülür. Yani. Yeah. Yavaş olur. Yavaş olur. Karıştırıcı süper oluyor. Bunlar ya yoksa bilmem. Ha altın kararması normal diyorlar. Ha normalmiş. Değil mi? Bayan da söylüyor. Kararması normal diyor. Çünkü kararması da var. İkisi de var. Dün şey izliyordum bir tane. Bir video denk geldi. O da elektrolüyle yapıyorlar. Ne yapıyor biliyor musun? Şu vida var ya. Bildiğin şu. Mesela şu. Şunu şöyle tere tutturmuşlar tamam mı? Yani şu an tere. Tabi elektroliz. Elektroliz. Kap var böyle. Kabın içinde su var. Normal su kaplama mı yapıyorlar? Ha. Ama nasıl kaplama? Şu tarafına şöyle folyo gibi bir şey yapıştırmış. Ona artı mı eksi mi ne veriyor artık. Bunda da aynı bizim şunları da var kıskançtan. Şöyle tere tutturuyor. Sokuyor. Mor oluyor. Sokuyor, kırmızı oluyor. Biraz fazla tutuyor, daha farklı renk oluyor. Sokuyor, çıkarıyor, renk değiştiriyor. Sokuyor, çıkarıyor, bir daha ama nasıl bir renk var? Müthiş bir renk var. Allah Allah. Niye de yapıyor onu? Hiç bilmiyorum. Niye acaba onun şey? Yani bir daha şu şekilde renk değiştiriyor. Yani zamana göre. Ne kadar işinle tutarsan. Öyle bir daha çıkartacağım aslında. Çok ve, ya var zaten öyle vidalar. Var mı? Renkli vidalar var. Şu motorlarda Kawasaki motorlar var ya bunlarda böyle renkli renkli. Ama çocuk ne diyor? Bir sıvı var ama bu sıvı ne sıvı sanırım? Yani. Ne kadar çok tutarsan o kadar bu renk değişikliği oluyor. O enteresan. Yani. Aynı vidayı sokuyor, çıkarıyor. Sokuyor, çıkarıyor. Farklı farklı renklere duruyor. İyi yavru köpükler doğruyor. İyi mi? O kırmızı oluyor değil mi? Şey, en son kadın gidiyorsan gördün mü? Hep kırmızı oluyor. Hani şey, gül suyu gibi. Pembe gibi oluyor. Bu mor. Bilader. Evet. Hep işte yoğunluğuna şeyine göre renk değiştiriyor.
Nerede kapadın? Nereye geldin? Bir tane oraya. En sonunda şişelemiş. Bu bile güzel gözüküyor. Bu bile içi bu şekilde. Şu anda bu hazır gibi sanki. Aynen. Çünkü bayanın yaptığı da bu şekilde. O 2 saat falan tutuyor. Bir bakalım ne olacak ya, sonra hani sona doğru ne olacak? Direkt sonra abi. Şişelediği haline getir mesela, geri gel. Lazerle bakıyor bak, içinde şu pırıldayan şeyler yok mu? Hı hı. Onlar içindeki monoatomik altın zerreleri. Işık, lazeri tuttu mu? Kıp ışık gibi böyle sinirli gibi. Sinirli gibi. Ha. Onu orada kontrol ediyor, aşağıya bakıyorlar. Ya bakmaya gerek yok, renginden belli oluyor zaten. Bak, kadınki şu an açık. Evet. Ama kadınki yavaş ol, 2 saat geliyor. Şu anda aynı renk gibi bir şey birader. Kadın ama daha da yapıyor, kırmızılaşıyor. O pembe rengine kaçıyor. Pembeye kaçıyor. Evet. Şu anda. Şu anda tam 1 saat oldu. Tamam, çubuk da kararmaz. Başladı elektrolize. Onu bir çok yavaş oluyor. Bayağı pembe bir renk oldu. Bu kadar voltajı vermesi ne var mı? Yalnız. Kameradan ben bunu daha açık buluncaya kaçar bir renk görüyorum. Normalde pembe mor bir renk alıyor. Peki ışıkta biraz rengi farklı görünüyor ama normal ışıkta benim gördüğüm şu anda elektrolizde olan pembe mor bir renk aldı. Şu anda elektrolizi durdurdum. Rengini görmek için gayet berrak. Bir daha kaynatıyorum, gerek yok. Bizim sıcak zaten. Bizim de hızlı oldu. Şu anda tamam yok, böyle oluyor. Biraz yukarı daha kaynatacak mı? Ve elektrolize devam. Devam ediyor. 55 dakika sonra tekrar. 55 dakika sonra. Ya bunu dediğim gibi rengini tutturamadır gideceğim. Hı-hı. Ben gümüşü de öyleydim birader. Artık bir müddet sonra ne oluyor biliyor musun? Ustalaşıyorum seni. Ne mesela gümüşü yapıyorum. Hiçbir ipliğimi ölçmüyor. Şöyle bu oldu diyorum ben. Hı-hı. Gene de kontrol hı-hı edelim diyorum. Ya bir bak ben tamam diyor. 10 gram kitap tutturuyor yani. Ben bak, daha da kırmızı açtı. Ocağa koydum tekrar biraz ısıttım. Çünkü su ne kadar sıcak olursa o kadar daha verimli oluyor. Güzel. Şimdi elektrolize devam ediyorum. Başlatıyorum. Bu güzel olacak sanki. Bu kadını da ne yapıyorsun? Bu kadın ne yaptı? Meraklı mı bu? Onunla bir ya bir hastalığı var. Yurt dışından öğrenmiş bu kadın. Yurt dışında diyor öğrenmiş bunu yapışını. Ya bir hastalığı vardır. O kadar 20 gram altın alınmış ya. Hmm. Ya ben 10-15 diyordum ya değilmiş. Yani 6 bin lira. Bir de son altın mı hesapladım? Yani 10-15 bin lira değil de 6-7 bin lira para vermiş. Şimdi. Yani 20 gramı hesapla işte altın gramı. Başka ben 1 gramı 300 aldım. Altın işte. Bir de yani altın. Bu biraz daha pahalıdır benimkinden. Bu tam 24 ayar. Kalın mıdır yani? Kalın. Baksana bir şey. Dibi teneke parçası ne para ediyor? Böyle bir mantık. Çok saçma. Yani materyalist. Şimdi bakır az bulunan bir şey olsaydı, dayanıklı, oksitlenmeye bir şey olsaydı o bir değer olacaktı. Onun da yapıldı. Öyle. İşte altın. Lazer tutuyor. Bütün olay bu. Bütün olay bu. Şimdi rengi daha güzel. Şişeyi boşaltacağım. Bak ne güzel. Evet. Bunu bir altın suyumuzu şişeyi de boşalttık. Gayet güzel bir rengi var. Evet. Karşı görünüyor. Vişne rengi.